Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 22 Haziran'da Türkiye saatine göre sabah 4.07'de 1 derece Oğlak Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Bu yıl Oğlak Burcu'nda 2 Dolunay yaşayacağız. Bu da biraz daha ilginç bir görünüm tabii ki. Her yıl aslında bir burçta bir Dolunay meydana gelir. 22 Haziran'da 1 derece Oğlak Burcu'nda meydana gelecek Dolunay'ın ardından 21 Temmuz'da 29 derece Oğlak Burcu'nda tekrar bir dolunay yaşayacağız. Dolayısıyla Haziran ayıyla Temmuz'un sonuna kadar olan süreç içerisindeki enerjiler biraz birbirinin devamı ve benzer şeklinde olabilir. Oğlak Burcu öncü bir burçtur ve toprak elementine aittir. Ve bu dolunay tabii ki bu dönem özellikle öncü burçlarımızı daha fazla etkileyecek. Hatırlayalım, öncü burçlarımız hangileri? Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlaklar. Gökyüzünde Yengeç burcunda Güneş'in yanı sıra Merkür ve Venüs var. Birçok gezegenin de şu anda Yengeç burcunda olması, Yengeç Oğlak aksındaki karşıtlığı özellikle 22 Haziran ve takip eden birkaç günlük süreç içerisinde daha fazla vurgulayacak. Her dolunayda olduğu gibi duygularla düşünceler arasında böyle bir çatışma, bir gerilim, bir agresyon hissedebiliriz bu dolunayda. Çok daha hassas, kırılgan olabiliriz. Özellikle ailemiz, yakınlarımız, sevdiklerimiz, duygusal ihtiyaçlarımızla geleceğimiz, işimiz, kariyerimiz, görevlerimiz, sorumluluklarımız arasında daha fazla çatışma hissedebileceğimiz, böyle ikilemler yaşayabileceğimiz bir süreçteyiz. Bir derecede olacak bu dolunay. Dolayısıyla öncü burçlarda Güneş yükselen derecesi özellikle 1 derece ve yakınlarında olan, bunun yanı sıra lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Öncü burçların ilk 5 derecesinde gezegenleriniz bulunuyorsa dolunaydan önemli etkiler alabilirsiniz. Değişken burçların son dereceleri de tabii ki biraz etki alabilirler. Özellikle ikizler, başak, yay ve balık 27, 28, 29 derecelerde gezegeni olanlar da bu dolunaydan etki alabilirler. Çünkü tam böyle bir burç değiştirme zamanındayız. Başlangıç derecesi olduğu için bir önceki burcunda son derecelere biraz etkilenebiliyor. Oğlak astrolojide kariyeri, toplumdaki görevlerimizi, statümüzü, iş konularını, mesleki konuları, yönetimsel alanları, yöneticileri, liderleri, devlet ve hükümet gibi yapıları, şirket ve ekonomik yapıları, özellikle büyük şirketleri, büyük finansal kurumları yine Oğlak yönetir. Düzen ve istikrarla alakalıdır Oğlak burcu, sistemlerle alakalıdır. Dolunayla birlikte biraz daha bu konular öne çıkabilir, dikkat çekici gelişmeler olabilir. Dolunay'ın haritalarına baktığımızda yükselende an haritasında ikizler var. İkizler geçtiğimiz 6 Haziran'daki ikizler yeni ayı da doğmuştu biliyorsunuz. Bu dolunayın da yükselenin ikizler olması aslında devam eden konuların olgunlaştığı, gündeme geldiği bir süreci de burada daha fazla vurguluyor. Bununla birlikte Satürn balık burcunda, Satürn'ün çok önemli bir açısı yok ama balık burcunda yönetici gezegen olarak karşımıza çıkıyor. Neptün'le kare açısı var dolunayın. Neptün 29 derece balıkta olduğu için güneşle ve ayla kare açıda. Bu da biraz daha bize idealist, zaman zaman vizyoner, hayalci bir enerji verebilir. Ancak Neptün etkisi sisli puslu, böyle belirsizlikler, kaotik bir ortam da ortaya çıkarabilir. Bazı duygusal hayal kırıklıkları, kayıplar, melankolik durumlar, bunun yanı sıra tabii ki aldanmalar, aldatılmalar ve benzeri konular her alanda, özellikle iş konularında, ailevi konularda biraz daha dikkat çekebilir bu dönemde. Evet, neler bekleyebiliriz? Oğlak dolunayında an haritasında tabii ki 8. evde görüyoruz. 8. ev biraz daha krizlerle alakalıdır. Maddi manevi krizler bizi biraz yorabilecek konular olabilir, kayıplar olabilir, hayatımızda dönüşmesi gereken alanlar olabilir. Bunları vurgulayabilir. Şu dönemde daha çok hani yengeç etkisi de var gökyüzüne. Aile, ebeveynler, yakın çevremiz, onların ihtiyaçları anlamında daha hassasız. Güvenlik konusu her anlamda. Güvenlik, barınma, beslenme, temel ihtiyaçlarımız, sevdiklerimizi koruma, himaye etme, besleme, içgüdümüz çok ön planda. Ve buralarda bazı hassasiyetler, bazı sıkıntılar, krizler
gündeme gelebilir. Mesela emlak sektörü çok etkilenebilir. Bu dolunayda özellikle yasal olarak emlak vergileri gibi konular gündeme gelebilir. Yine inşaat sektörünü Oğlak yönetir. İnşaat sektörüyle ilgili sektörü etkileyebilecek konuların yine bu Haziran ayında, devamında Temmuz ayında çok konuşulmasını, gündeme gelmesini bekleyebiliriz. Ekonomik alandaki zorluklar zaten devam ediyor. Şimdi bunların biraz daha hani ev, emlak, barınma bir şeyleri işte kiralamak da sorun. Hani kiracılar için de sıkıntı, ev sahipleri için de kendi açılarından sıkıntılar var. Daha fazla hani bunların biraz daha göz önüne geldiği, bazı düzenlemelerin yapıldığı ya da yapılmak istendiği, ihtiyaçların daha fazla ortaya çıktığı ama aynı zamanda krizlerle de daha fazla yüzleştiğimiz bir süreçte olabiliriz. Aynı şekilde işte beslenme, gıda ile ilgili konular daha fazla gündemimizde olacak bu süreç içerisinde. Dolunay sırasında özellikle 8. ev, ekonomiyi, finansı ve ülke haritalarında işte bankaları yönetir, büyük şirketleri yönetir. Böyle bir dolunay döneminde zorda olan büyük şirketlerle ilgili daha fazla haber duyulabilir. Bazı iflaslar, bazı büyük şirketlerin dikkat çeken krizleri, buradaki ekonomik anlamda bazı alınabilecek etkiler tabii ki gündeme gelebilir. Kişisel olarak da ebeveynlerimizin sağlıkları ile ilgili sorumluluklarımız artabilir. Buralarda bazı kayıplar olabilir, bu tarz duygusal sıkıntılar da olabilir ama çözümler de tabii ki sorun olan yerlerde daha fazla karşımıza çıkabilir. Aynı şekilde bir evi almak, satmak, işte kentsel dönüşüm gibi biraz böyle ailevi konular, yerleşimle ilgili konular, barınma ile ilgili konular, evlilik, yuva kurmak ve benzeri alanlarda çok fazla hareketlenecek. Zaten biliyorsunuz yaz aylarında daha fazla evlilik işte olur, düğün olur, nikah olur. Böyle dönemlerde daha fazla ev ihtiyacı olabilir. Ev kurmak, düzmek, hani bunlar daha fazla yuva temaları öne çıkabilir. Ve dolunaylar hassasiyetlerimizi arttırabilir bu süreç içerisinde. Ay Oğlak Burcu'nda olmayı zaten çok sevmez. Burada duygusal anlamda daha melankolik, daha karamsal, böyle endişeli, kuruntulu bir psikolojik durum verebilir. Özellikle tabii ki dolunay döneminde ruh halimiz biraz böyle olabilir. Yani daha hassas olabiliriz. Geleceğe dair endişeli olabiliriz, melankolik olabiliriz. Olayların biraz böyle negatif taraflarına daha fazla yönelebiliriz. Enerjimizi mümkün olduğunca dengelemeye çalışalım. Duygusal anlamda da kendimizi iyi hissettiğimiz, güvende hissettiğimiz ortamlarda bulunmaya, özellikle yakın ilişkilerimizden, yakın çevremizden destek almaya, doğada zaman geçirmek, işte biraz daha belki tatili yapmaya çalışmak, işte su ve deniz kenarlarında bulunmak. Burada enerjimizi dengelememiz için yardımcı olabilir. Ancak Neptün karesine dikkat edelim. Dolunay Neptün kareli olduğu için ne yazık ki yani sularla ilgili, denizlerle ilgili bir sıkıntılar olabilir, kazalar olabilir. Yaz döneminde bu tarz şeyler daha fazla karşımıza çıkabilir. Aynı şekilde zaman zaman hani hava şartlarında oluşabilecek yağışlar nedeniyle işte su baskınları, sel ve benzeri konular olabilir. Zaten hani iklimle ilgili sürpriz gelişmeleri son dönemlerde, yıllarda daha fazla yaşıyoruz. İşte böyle bir Neptün etkili dolunayda yani illa bizim ülkemiz için olmak zorunda değil ama dünya üzerinde dikkat çekici gelişmeler olabilir. Önemli bir deprem olabilir. Mesela okyanusları etkileyebilecek anlamda bunlara şahit olabiliriz. Evet, şimdi tabii dolunaylarda sağlık konularında da biraz hassas oluyoruz. Oğlak dolunayı cildimiz, dizler, işte iskelet sistemimiz, dişler, buralardaki hassasiyetleri arttırır. Özellikle dolunay ve yakınlarında, ki bunu 3 gün öncesi, 3 gün sonrası en etkili dönemleridir. Özellikle bu bölgelerle ilgili hani ciddi bir operasyonu, bir ameliyatı çok fazla önermeyiz. Çünkü hassasiyet arttığı için iyileşmek zor olabilir. Bazı sıkıntılar olabilir. Kronik sorunlar tabii ki kendini gösterebilir. Örneğin hani özellikle aile büyüklerinde, yaşlı kişilerde biraz daha böyle diz ağrıları artabilir bu dönemde. İhmal edilmiş böyle bir sağlık sorunu kendini gösterebilir. Veya böyle bir diş enfeksiyonu bir anda gündeme gelebilir gibi. Hani bunlar da dikkat çekici olabilir. Dolunay haritamızda
yükselen burcumuza göre hangi evimizdeyse o ev konularını daha fazla gündeme getirecek. Bazı dönüşümler olabilir, farkındalıklarımız olabilir. Olaylar özellikle belirsizse, gizli kalan bir şeylerse dolunay aydınlatabilir bu konuları hayatınızda. Şimdi yükselen burçlarınıza göre bu konular neler olabilir? Onlara kısa kısa değinirim. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Oğlak burcundaki dolunay bir öncü burç olduğunuz için sizin için tabii ki etkili bir dolunay. Temmuz'da da yine bu alanda bir dolunay yaşayacağız. Özellikle Haziran ayı, Temmuz ayı sizin için geleceğinizle ilgili konular, kariyeriniz, toplumdaki statünüz, ailevi konularda biraz daha öne çıkıyor. Zaman zaman kendiniz endişeli olabilirsiniz, bazı kaygılarınız olabilir. Evlilik gibi, yuva kurmak gibi bir gündeminiz olabilir. Bununla birlikte işte taşınma, yerleşim konuları olabilir. Ebeveynleriniz biraz öne çıkıyor. Ebeveynlerle daha fazla bir arada olmanız, dolunay ve dolunayı takip eden günlerde onlarla paylaşımlarınız olması veya onların ihtiyaçları varsa onlarla daha fazla ilgilenmeniz mümkün olabilir. Zaman zaman yani işiniz, kariyerinizle aileniz ve yuvanızın işleri, ailenizin beklentileri arasında böyle ikilemler yaşamanız mümkün görünüyor. Bu dönemde bazı parasal destekler bulabilirsiniz. Harcamalarınız da var. Mars Boğa burcunda para evinizde daha fazla harcama olabiliyor ama aileden destekleriniz olabilir ya da işte bir size ait bir mülkünüzü satabilirsiniz, kiralayabilirsiniz ya da bir şey almaksa satın almak istiyorsanız gereken destekleri daha rahat bulabilirsiniz bu dönemde. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 1 derece ve yakınlarındaysa bu dolunaydan çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, Oğlak burcundaki dolunay 9. evinizi aydınlatacak. Bu dönemde aslında dolunaydan motivasyon anlamında çok daha güçlü etkiler alıyorsunuz. Mars'ta burcunuzda enerjinizin arttığı bir dönem. Bu dönem daha fazla inisiyatif olabilirsiniz. Fiziksel anlamda daha cesur, daha girişken olabilirsiniz. Tabii ki zaman zaman biraz agresyonunuz artıyor. Biraz daha gergin, stresli olabiliyorsunuz, öfkeli olabiliyorsunuz. Kazalara da, sakarlıklara dikkat edin. Özellikle boyun bölgesine, baş bölgesine daha fazla dikkat etmekte fayda var. Bu dolunayla birlikte bir seyahat, bir yolculuk gündeme gelebilir. Veya bunu organize edebilirsiniz. Çünkü Haziran'daki bu gündem Temmuz'lara devam edecek gibi görünüyor. Uzaklarda yaşayan sizin ya da eşinizin yakınları, akrabaları ile temaslarınız artabilir. Ziyaretler olabilir, yolculuklar olabilir bu dönemde. Yayıncılık gibi, medya gibi, sosyal medya, internet üzerindeki bazı işlerinizle ilgili bir belki bir amacınıza ulaşabilirsiniz. Ya da akademik bir konuda, eğitimle ilgili bir konuda bir sınav sonucu almak gibi ya da bir başlangıç yapmak ya da bir devam eden eğitimin tamamlanması gibi konularınızda tabii ki gündemde olabilir sevgili boğalar. Birçok gezegen yengeçte, Venüs de yengeçte. Dolayısıyla bu dönemde yakın çevre ilişkilerinden daha fazla destek alıyorsunuz. Kardeşler, yakınlar, akrabalar, belki komşu ilişkileriniz çok daha güçlenmiş bir vaziyette, hem duygusal anlamda hem de hani enerjisel olarak daha fazla bir alışveriş içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçların ilk derecelerinde gezegenleriniz varsa bu dolunaydan çok daha güçlü etkiler alabilirsin. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Oğlak burcundaki dolunay 8. evinizde meydana gelecek. Bu dolunayın an haritasında da ikizler yükseliyor. Dolayısıyla sizin için biraz daha öne çıkan bir dolunay. Özellikle para aksınızda bazı gerilimler hissedebilirsiniz. Ama birçok gezegende şu an para evinizde olması, kazançlar evinizde olması aslında maddi kazançlar, iş fırsatları anlamında sizin için önemli bir dönemi de işaret ediyor. Gelirleriniz artabilir. Ancak geldiği gibi de gidebilir. Yani biraz böyle keyif için, eğlence için, tatil için ya da kendinize yapacağınız bazı yatırımlar olabilir. Bunlar için daha fazla harcama eğilimindesiniz. Zaman zaman hani bir borcu ödemek, bir kredi konusu olabilir. Hani bir belki burada bazı yapılandırmalarınız var, beklentileriniz var. Eşinizin kaynakları ya da hisseli paralar ve benzeri alanlarda beklentileriniz olabilir. İşte bu dolunay buralarda bir netleşme de sağlayabilir hayatınızda. Örneğin bir alışveriş yapacaksınız. İşte bir şey almak istiyorsunuz, ev almak istiyorsunuz ya da evleneceksiniz, paraya ihtiyacınız var, bir kredi ihtiyacınızı bulmak gibi, almak, sağlamak gibi. Bu konular çok daha fazla hızlanabilir, gündeme gelebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçların ilk derecelerinde kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunaydan çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar,
Dolunay karşıt burcunuzda, ilişki evinizde meydana gelecek. Tabii ki en fazla etkiyi alan burçlardan biri sizsiniz. Özellikle ilişkilerinizle ilgili yılın önemli bir dönemindeyiz. Bu Temmuz ayında da devam edecek konular. Yani bir ilişkiye başlama, belki evlilik konularınız var hayatınızda, bir arkadaşlık, bir teklif aldınız, bunu değerlendiriyorsunuz. Dolunay aslında yönünüzü belirleme konusunda size önemli farkındalıklar verebilir. Veya Haziran'da netleşmeyen bu konu Temmuz'da hani tekrar gündeme gelebilir, sonuçlanabilir. Sonuçta ilişkilerle ilgili hareketli bir dönemdesiniz. Evliyseniz eşinizin, partnerinizin hayatında bazı başlangıçlar olabilir. Bazı konular gündeme gelebilir. Tabii ki sadece evlilik değil, ortaklı işler, işbirlikleri, birebir hizmet aldığınız kişi ve kurumlarla yapılan bazı anlaşmalarınız, sözleşmeleriniz, yasal konular, düzenlemeler, mahkeme ve davalar gibi konular da olabilir. Bu alanlarda önemli etkilerin, aydınlanmaların olacağı bir süreçteyiz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle ilk derecelerde 0 ile 5 derece arasında güneşiniz ya da yükselen burcunuz bulunuyorsa bu dolunay sizin için çok daha belirleyici, etkili olabilir sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Oğlak burcundaki dolunay 6. evinizde meydana gelecek. Bu dönemde özellikle Haziran ayı, Temmuz ayı biraz meşgul olabilirsiniz. İş temponuz çok öne çıkıyor. Zaman zaman tabii ki sizi yorabilir bu durum. Mars da kariyer evinizde olduğu için daha fazla efor sarf edebileceğiniz bir dönemdesiniz. Ama iş konularında gerçekten fırsatlar karşınıza çıkabilir. Biraz geri çekilmek istiyorsunuz, dinlenmek istiyorsunuz ama İşlerin yoğunluğu sizi engelleyebilir. Bu da sizi çok yorabilir. Yardım aldığınız kişiler, beraber çalıştığınız kişiler, günlük iş düzeniniz. Hani dolunayda bunları biraz daha öne çıkaran bir süreçteyiz. Bazı dönüşümler yapabilirsiniz. İş düzeninizi değiştirmek, çalışma saatleriniz, beraber çalıştığınız kişilerle ilgili olabilir. Beslenme düzeninizle ilgili konular öne çıkabilir örneğin. Çünkü sağlığınıza da işaret eden bir dolunay. Dolunayla birlikte eğer bazı hassasiyetleriniz varsa, bir sağlık problemi, örneğin işte bir dizlerle ilgili bir konu, ciltle ilgili bir sorun olabilir. Hani bu kendini daha bir ortaya çıkarabilir. Bir tedaviye başlamanız, işte yaşam şartlarını iyileştirmeniz, diyete başlamanız ve benzeri konularınız özellikle dolunay ve dolunayı takip eden günlerde daha fazla sizin için önemli görünebilir. Ama iş ve mesleki konularda gerçekten çok öne çıkan bir dönemdesiniz. Bu da sizi biraz daha fazla yorabilecek gibi görünüyor sevgili aslanlar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 1 derece ve yakınlarında öncü burçlarda gezegenleriniz varsa bu dolunaydan daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, Oğlak burcundaki dolunay 5. evinizde meydana gelecek. Sizin için eğlenceli, keyifli bir dönem. Birçok gezegen yengeç burcunda, Mars boğa burcunda ve hepsinden de olumlu destek alıyorsunuz. Sevdiğiniz kişiler, yakınlarınız, çocuklarınızla daha fazla bir arada olabilirsiniz. Seyahatleriniz olabilir, tatilleriniz olabilir. Bunları organize edebilirsiniz bu dönemde. Arkadaş gruplarınızla bir arada olmanız, bazı davetlere katılmanız mümkün görünüyor. Zaman zaman yani sizi çok fazla davet eden olabilir ve hangisine katılacağınızı şaşırabilirsiniz. Bir yandan işte yakınlarınızın, özel ilişkileriniz ya da çocuklarınızın beklentileri, bir yandan arkadaşlarınızın beklentileri. Yani burada biraz zaman zaman çelişkiler de yaşayabilirsiniz ama genel itibariyle sizin için eğlenceli, keyifli bir dönem. Maddi konularda biraz harcamalarınız artabilir ama bu harcamalarda daha çok keyif için olacak gibi görünüyor. İlişkilerle ilgili alanda biraz beklentileriniz var. Özellikle işbirlikleri, ortaklıklar, yasal işleriniz, sözleşmeniz, anlaşmalarınız konusunda mümkün olduğunca temkinli olun bu süreç içerisinde. Mars'ın enerjisiyle beraber motivasyonunuz artacak, daha girişken olabilirsiniz. Özellikle enerjinizi eğitim konuları, kültürel konular, yayıncılıkla ilgili işler ve seyahatlere bu dönemde daha fazla harcayabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 1 derece ve yakınlarında önce burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa dolunaydan daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, Oğlak burcundaki dolunay 4. evinizi aydınlatacak. Öncü burçlar ve tabii ki siz de daha güçlü etkiler alabilirsiniz bu dolunaydan. Ailevi konularınız, evde yapılacak işleriniz ön planda olabilir. Zaman zaman kariyerdeki işleriniz, beklentileriniz de aile ve evdeki konular
gerilim de yaratabilir size. Çok fazla sorumluluk da hissedebilirsiniz üzerinize. Bu dönemde evde toplantıların olması, aileye daha fazla zaman ayırmanız mümkün. Biraz ebeveynler ve ebeveynlerle ilgili konular, onların sağlıkları, ihtiyaçları, düzenleri de gündemde olabilir. Bazılarınız için bir ev almak, satmak, taşınmak, yerleşmek, yuva kurmak, evlenmek gibi konular da gündemde olabilir. Aslında bu Haziran ayındaki gündem Temmuz'da da devam edecek gibi görünüyor sevgili teraziler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 1 derece ve yakınlarındaysa dolunaydan çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Mars boğa burcunda parasal harcamalarınızı biraz arttıracak gibi görünüyor. Ancak gelirleriniz de olabilir. Örneğin işte bir evi satmak, kiralamak, buradan gelir elde etmek ya da bir ev almak istiyorsunuz, parasal ihtiyacınız var, bir kredi almak ve benzeri konularınız da aslında çok daha fazla gündeminizde olabilir. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Oğlak burcundaki dolunay 3. evinizi aydınlatacak. Zihninizin hızlı çalıştığı, birçok şeyi düşündüğünüz, kurguladığınız, planladığınız bir dönemdesiniz. Zaman zaman biraz negatif olabilirsiniz. Biraz böyle melankolik, karamsar olabilirsiniz bu dönemde. Özellikle işte öğrenciyseniz eğitimle ilgili sorumluluklarınız var, beklentileriniz var. Belki sınavlarınız var ve benzeri işleriniz var. Bununla birlikte işte bazı yakınlarla ilgili konular, kardeşlerle ilgili gündemleriniz olabilir. Bunlar Temmuz ayında da devam edecek konular olabilir. Seyahatleriniz, yolculuklarınız bu dönemde daha da bir hızlanabilir. Mars'ın 7. evinizde olması, ilişki evinizde olması, her durumda biraz daha eşinizden, partnerinizden daha fazla destek aldığınızda, olup bitenlerin eşinizle bağlantılı olabileceğini gösteriyor. Ya da yakın çevre ilişkilerinizin, belki eşinizin yakınları, ailesiyle bağlantılı konular olabileceğini de gösteriyor. Burada daha fazla hareketin olduğunu görüyoruz. Yolculuklar olabilir, sizi ziyarete gelenler olabilir ya da siz bir yerlere gidebilirsiniz ama iletişimin, hareketin arttığı bir dönemdesiniz. Bazı anlaşmalarınız, sözleşmeniz, ticari bazı kontratlarınız da gündemde olabilir sevgili akrepler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle önce burçların ilk derecelerinde gezegenleriniz varsa dolunayın etkileri çok daha güçlü olabilir. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Oğlak burcundaki dolunay para evinizde meydana gelecek. Yılın bu dönemi sizin için kazançlar, gelirler, giderler, borçlar, krediler, hisseli paralar ve benzeri alanda çok öne çıkıyor. Temmuz ayında da gündemleriniz devam edebilir bu konularda. Tabii ki iş konularında hareketli bir dönemdesiniz. Çalışmanız, çalışma karşılığı kazançlarınız, harcamalarınız olabilir. Parayla ilgili böyle bir muhasebe yaptığınız, plan program yaptığınız bir dönemdesiniz. Birçok gezegenin de 8. evinizde olması, bir borç konusu, bir kredi konusu, banka işi, belki böyle bir miras işi, aileyle bağlantılı söz konusu olabilir. Evlilikle, ilişkilerle bağlantılı olarak hani bir belki nafaka, bir tazminat konunuz var ya da böyle bir ortaklı iş girişiminiz var. Buralarda hani işin finansal yönleriyle ilgili bazı hesaplamalarınız, paylaşımlarınız var. Bu konuların çok öne çıktığını söyleyebiliriz bu dönem içerisinde özellikle. Tabii ki özellikle önce burçlarımız daha fazla etkileniyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Önce burçların ilk derecelerinde gezegenleriniz bulunuyorsa dolunayın etkileri sizin için artabilir. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, sizin dolunayınız ve bu yıl gerçekten iki dolunay yaşayacaksınız. Özel bir yıl sizin için 2024. 22 Haziran'daki 1 derece oğlak burcu dolunayı ve ardından önümüzdeki ay 21 Temmuz'da 29 derece Oğlak burcunda ikinci dolunayı yaşayacaksınız. Dolayısıyla Haziran ayı ya Temmuz ayı şöyle birbirini takip ediyor gibi olabilir. Gündemleriniz benzer olabilir. Çok fazla ilişkilerle ilgili tabii ki etkiler var. Eşle ilgili konular, partnerinizle ilgili konular, işbirlikleri, ortaklıklar, yakın arkadaşlıklar gündemde olabilir. Biraz çelişkiler ve çatışmalar da hissedebilirsiniz bu dönemde. Özellikle bir evlilik gündeminiz olabilir. Önemli kararlar vermeniz mümkün. Teklif alabilirsiniz. Evlenebilirsiniz, yuva kurabilirsiniz bu süreç içerisinde sevgili oğlaklar. Ortaklıklar, işbirlikleri tabii gündemde olur. İmza atabilirsiniz, sözleşmeler yapabilirsiniz. Bazı ilişkilerinizi de bitirebilirsiniz. Yani yolunda gitmeyen bir ilişkide ayrılıklar da olabilir tabii ki. Bununla ilgili de bazı önemli kararlar verebilirsiniz. Mars'ın 5. evinizde olması aslında enerjisi anlamda bu dönemde sevdiğiniz kişilerden, yakınlarınızdan, çocuklarınızdan destek alabileceğinizi de gösteriyor. Ya da eşinizle, partnerinizle birlikte çocuk sahibi olmak konusunda belki bir gündeminiz olabilir. Buna karar verebilirsiniz. Hamilelik, doğum gibi konular, çocuklarınız ve onların geleceğiyle ilgili bazı planlamalarınız olabilir. Tüm bunlar
Bu önümüzdeki Haziran ayının, Dolunay döneminin, Temmuz'un devam eden konuları olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 1 derece ve yakınlarındaysa alacağınız etkiler tabii ki daha güçlü olabilir. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, Oğlak burcundaki Dolunay haritanızın 12. evini aydınlatacak. Burası biraz daha geri planda olan bir alandır, bilinçaltınızdır. Yalnız kalmak istediğiniz, yalnız kalmaya zaman ayırdığınız bir dönemde olabilirsiniz. O yüzden biraz izole olmak, böyle bir tatile çıkmak ya da toplumdan kendinizi soyutlayıp evde daha fazla zaman geçirmek, evdeki işlerle ilgilenmek gündemde olabilir. Kiminiz evde çalışıyordur, o yüzden evde daha fazla zaman geçirebilir. Kiminiz biraz aileye zaman enerji harcayabilir bu dönem içerisinde. Dolayısıyla böyle bir dinlenmek, böyle bir tefekkür etmek, biraz böyle iç sesinizi dinlemek için bu dolunay size önemli fırsatlar verebilir. Genel sağlığınızla da ilgilenebilirsiniz. Kişisel bakımlarınız olabilir, hastane kontrolleriniz olabilir, check-up gibi konular olabilir. İhmal ettiğiniz bazı böyle işleriniz varsa, genel sağlık, kontrol, beslenme, diyet ve benzeri işler, bunlara da bu dolunay döneminde daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Sizinle ilgili olabileceği gibi işte ailenizin, ebeveynlerinizin de belki işleri var. Onlara biraz yardım edebilirsiniz, destek olabilirsiniz, zaman ayırabilirsiniz sevgili kovalar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle önce burçların ilk derecelerinde gezegenleriniz bulunuyorsa bu etkileri daha güçlü hissedebilirsiniz. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, Oğlak burcundaki dolunay 11. evinizi aydınlatıyor. Burası keyifli ve iyicil bir evdir. Bazı hayallerinize kavuşmanız, bazı dileklerinizin oluşması, bazı projelerinizin sonuç vermesi mümkün. Dolayısıyla işten, kariyerden gelebilecek maddi manevi başarılar, ödüller bu dolunayda gündemde olabilir. Hatta Temmuz ayında da dikkat çekebilir bu konular sevgili balıklar. Sadece çok hayalci yaklaşmayın olaylara. Vizyonunuz güçlü. Yetenekleriniz, yaratıcılığınız çok güçlü ama gerçeklerden uzaklaşmamaya çalışın. Parasal konularda evet gelirleriniz artabilir. Ancak bu dönem yakınlarınız için, aileniz için, çocuklar için, eğlenceli konular için çok fazla da harcayabilirsiniz. Tatile çıkabilirsiniz, seyahatleriniz olabilir, çocuklarınız ve çocuklarınızın eğitimiyle ilgili konular gündemde olabilir. Birçok balık çocuk sahibi olmak isteyebilir. Özellikle bu konularınız biraz daha hayatınızda gündemde oluyor sevgili balıklar. Yaratıcı yeteneklerinizin güçlendiği bir dönem. Dolayısıyla bir hobinize zaman ayırabilir, bir kursa gidebilirsiniz. Bu dönemde arkadaşlarla daha fazla temasta olabilirsiniz. Yeni gruplara dahil olmanız mümkün ya da ait olduğunuz grup arkadaşları içerisinde bazı etkinliklere katılabilirsiniz, davetlere katılabilirsiniz. Arkadaş çevrenizde de arkadaşlarınızı etkileyebilecek bazı böyle yaşamınızda dikkat çeken düzenlemeler söz konusu olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle önce burçların ilk derecelerinde gezegenleriniz bulunuyorsa dolunayın etkileri sizin için çok daha önemli olabilir.